Şöyle genişçe güzel bir fotoğrafı var burada. Ekip tamam. Evet tamam. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Şunu alalım. Merhaba arkadaşlar, ben Erdoğan Akman, kanalıma hoş geldiniz. Giresun Kümpet Yaylası'ndayız. Kusura bakmayın arkadaşlar, Kümpet demişim. Halbuki beynen Kümpet. Videonun her yerinde de sıklıkla tekrarlıyorum. Hakkınızı helal edin şimdiden. Giresun Kümpet Yaylası'ndayız. Karavanımızı da göstereyim size şöyle. Karavanımız da hazır. Ve güneş batışa geçmiş durumda arkadaşlar. Kübra, bizim Kümpet'teki ikinci günümüz mü? Bu üçüncü gece oluyor değil mi? He, öyle bir şey oluyor. Üçüncü gece, ikinci günümüzü bitirdik arkadaşlar. Yarın bir aksilik olmazsa cuma diye biliyorum. Cuma pazarı varmış. Kümpet'in kendi merkezinde. Biz Kümpet'e çok uzak değiliz. Hemen şurada yakında. Burası da Alamaç mı diyorlardı Kübra bu tarafa. Buraya da öyle bir isim vermişler. Şimdi Kümpet Yaylası hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani böyle hani bir mesela Perşembe ve Ayder Yaylası var ya, böyle bir çıkıyor önünde koca devasa düzlükler falan filan. Burada öyle bir yer yok. Yani bölük börçük. Yani bu taraftan bakan var, şu taraftan bakan var, sahil yerlerden bakan var. Yani kendinize güzel bir mekan bulup orayı seyredeceksiniz veya bulacaksınız. Bakın, bu bizim bulunduğumuz bölgede de böyle bir çayırlık alan var. Bu tarafı doğru bakıyor. Örnek veriyorum, şurada da bir mekan var. Gerçi çitle çekmişler ama yine görülecek mekanlardan bir yer. Belki şuraya konulabilir, bakın. Bu yol yeni gibi. Çünkü burayı doldurmuşlar. Yani böyle bir yol yok anladığım kadarıyla. Yok kızım, sen bir üstüne bir şey giy gel. Hafif soğuk, serin. Burayı doldurmuşlar. Yukarıya doğru çıkıyorlar. Ne var ben de bilmiyorum. Ama inşaat işleriyle devam ediyor. Şu tarafta ayrı bir manzara. Kümpet'in kendisi, çarşısı şurada kalıyor. Yarın pazarını gezeceğiz. Ve oraya yakın olan yerler daha dolu. Yani karavancıyla da dolu. Sahir, kamp veya buraya piknik yapmaya gelen insanlarla da dolu. Gelirseniz haberiniz olsun. Yani o taraf birazcık daha dolu. Sabahleyin dolu değil ama gün içerisinde doluyor. Şu an arkadaşlar şuradan hari bir sis bize doğru geliyor. Yani bulut, sis, artık neyse adı. Gerçekten güzel bir manzarası var. Dur kızım. Bekle bakalım. Bak. Şu dağlara bir baksana kızım. Çok güzel değil mi? Abi, dağ böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi size bulunduğumuz mekandaki güzel görüntüleri daha iyi kalitede çekip izleteceğim inşallah. Ben boşa İyi seyirler. Yok canım, seninkiler de güzel de bu biraz daha zoom alıyor ya. He? Biraz çekeceğim. Tamam. Tamam, gel haydi. Gel, elleyelim haydi. Ha, dur, dur. Haydi, elleme kaçar. Elleme kaçar. Abi, YouTube kanalında ismi ne? Erdoğan Akman, adım. Kendi ismim. Burada bir kardeşimle tanıştım. Arkadaşlar, çobanlık yapıyor.
Asıl buradaki obanızın şeyin adı neydi? Kümpet. Kümpet. Yok şeyin. Burada kaldığınız obanın adı ne? Çam ışığı mıydı? Aha. He, çam ışığı. Ama aşağıda kaldığınız yer güdül müydü? He. Tamam koyun. Meyliyor kızım. Ele. He. Ele dedi. Ele. Elli yemek kızım. Kurban olayım. Onlar kaçıyor hemen. Elle diyor la. Kaçıyor işte. Gel Ayda. O zaman gel koşarak yakalamaya çalışacak. Hay. Yakala. Yakala. Ha ben yakalayayım. Sağ mı tutturayım? Hayır. Tut. Tut. Ya sen ya bana ellettiriyorsun bir de. Kendin de değil. Gel Ayda. Ama ele. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar. Kendine iyi bak. Şurada hafif bir tepelik gibi bir şey var. Oraya çıkayım. Yoldan geçenler genelde orada video şeyliyor. Gel. Tamam gel kızım. Gitmiyorum bir yere. Buradayım işte. Ama. Allah Allah. İyice telaşlanıyor kız. Sanki bir yere gidiyormuşum gibi. Evet. Gördüğünüz üzere. Mekan, manzara böyle arkadaşlar. Yiyoruz. Yiyoruz. Biz acıktık. Biz çay içiyoruz. Yaylada, karavanda film keyfi. He? Evet. Film keyfi. Aynen kızım. Keyfi. Keyfi. Ne çok güzeldi. Burası burada gerçekten sevdiğim bir yer. Aa, çok sevdiğim kanımla çok sevdiğim çok sevdiğim. Şimdi pazara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Mekanımızdan ayrıldık. Bu da dağın öbür tarafı. Burası da ayrı bir güzel. Oraya da yol nedeniyle sonra o kısmı tam bilemiyorum. Oralar da bayağı güzel yerler. Ekip tamam. Evet tamam. Ve pazara geldik. Pazar hemen şurada. Biraz araç trafiğinden park edecek yer bulamadık. Arkadaşlar burası Kümpet'in içerisi. Arkadaşlar şöyle bir simitleri var. Susamsız. Pide ve somun ekmek var. Buralarda çok şey bulamadık. Mesela poğaça, börek, yemeyelim yani böyle hastane ürünü yok. Onu söyleyeyim. Ekmek, bir pideleri var. Birkaç tane dükkanda da o simitten var. Normal susamlı simit de yok. Yanıyor, yanıyor. Burada köylünün kurulduğu yerler arkadaşlar. Bu tarafta elbise pazarı diye geçiyor. Kübra bizim oranın pazarları gibi şey değil biliyor musun? Nerede? Çift taraflı değil. Ancak tek taraflı kurulabiliyor. Ben yanmasan gitti o. Ne burada şunlar çok var değil mi? Ne yok? Şunlar değil mi? Bizde şu yok. Ne alıp ne yapacağız? Bizdekiler şu. Bir de şunlar var. Ne kadar onlar fiyatı? Fiyatlarını söyleyebilecek misin şunlar? İsimlerinde yazıyor. Hangi? He, 80 yazıyor bunda. He, tamam. Şu neydi? 50. Gel İfa. Çok uzun bir pazarı yok arkadaşlar. Şurada bitiyor zaten. Yaylanın kenarında kurulmuş küçük güzel bir köy pazarı diyebiliriz. İfa. O
Helke yok, leğen o. Helke değil o. Ha ben bu soğacağım. He bu leğen, leğen. Bu soğacağım. He su koyacağız. Arkadaşlar bir leğen alalım diyoruz. Sıktanmış lan. Sağda solda çamaşırı yıkarken zorlanıyoruz. He. Sıktanmış. Yani. Almıyor mu? Şu güççüyü atmış mı? He. Almıyor mu? Almıyor. Tamam, almıyormuşuz arkadaşlar. 80 liraymış. Kümpet ve yaylası, pazarı, köyü aynı yerde gibi bir şey arkadaşlar. Pazardan çıkıyor. Şimdi şurada bir kavun denediydik. Bayağı güzel ve tatlıydı. Bakın şuradakiler köylüler. Biz var ya şöyle. Şöyle var ya. Aha. Şunu alalım. Değil mi? Tutalım. Çürürüne mürüne bak. Ben şuradan çürürüm. Yok ben çürümez de iyi. Nerenin kavunuymuş ya? Bilmiyorum ki. Bırak güneş pek görmüyor ki, ne de tatlanacak. Tamam aha. Tamam keseyim mi? Kardeş bu nerenin kavunu bu arada? Kafra. Kafra. Evet. Sarı kavun. Sarı kavun. Şey ver şunu bir tane, bu ne kadar? Bu 40 lira. Bunlar Yemeni mi oluyor? Yemeni mi oluyor? Şunlar arkadaşlar kilimler. Renkli renkli. Yöresel kıyafetleri. Kümpet hediyelik diye bir dükkandayız arkadaşlar. Neyse alın bir tane. Abi ne kadar? Giresun kumpet. Ne ya? Ha. Ne güzeller. Bak bunlar ne, şu bellerine kuşak gibi bağlıyorlar o değil mi? Baba baba baba. He. Ben sen bu ya tahtama koçak ya. Bak ama o çanta çok mu güzel? Evet. Bu ya çok yapıyor. Bu ya ben. Güzeller de. Pahalı geliyor. Ne kadarmış onlar? Ve arkadaşlar Giresun Kümpet'in şöyle genişçe güzel bir fotoğrafı var burada. Sadece bu yer yok yani, yer bura ama hemen şu ötesi, diğer tarafları, birçok yerinde kamp ve karavan için veya piknik için, mesire için çok güzel alanları var yani. Böyle küçükmüş gibi duruyor ama değil. Birçok yer ve birçok farklı. En güzel anlatan bence bu. En güzel anlatan bu da. Ama bunun gibi çok yeri var. Yani şey gibi. Birçok yerine gidiyor, sanki farklı farklı yaylalara gitmiş gibi oluyorsunuz arkadaşlar. Sanki aynı yerde değil de başka bir yere. Öteye aşıyorsunuz, başka bir manzara. Evet arkadaşlar, bir güzel videonun daha sonuna geldik. Şimdi güzel bir pınar akıyor. Adını ben de bilmiyorum şu an. Yani bulunduğum yerle ilgili bilgiyi bir sonraki videoya saklıyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani buraya gelmiş çok zorluydu. Yollar çok kötüydü. Bugün 21. gündeyiz. En kötü yoldan geldik diyebilir miyiz Kübra? Hemen şurada bir şelale var arkadaşlar. Şelale dediğime bakmayın. Yani kötü değil ama o yola bu şelale değmez denir. Onu diyeyim yani. Ben geldim, siz gelmeyin. Yollar gerçekten kötüydü arkadaşlar. Yani çok dik. Yani çok zorluydu. Girmiş bulunduk bir kere. Neyse. Bu konuyla ilgili mevzu şeyde. Bir sonraki videomuzda olacak.
videomuzun sonuna geldik. Güzeldi. Giresun'dan ayrıldık. Bakalım neredeyiz? Bir başka videoda görüşmek üzere. Yol bizi nereye götürdü ben de bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar. Adını bilmiyorum ha. Gerçekten öğreneceğim yani. Bu arada Hifa'da cımcılık hem çamur oldu hem kendini ısladı. Şimdi anasıyla kavga ediyor. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.